Merhabalar arkadaşlar. Bir transfer dedikodusu videosu ile tekrardan karşınızdayım. Bu videodaki ismimiz tanıdık bir isim. Badou Ndiaye. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Senegalli oyuncunun ismi Trabzonspor ile anılıyor. Trabzonspor'un Stoke City'ye kiralık teklifi yapacağı iddiaları var. Basında geçen haberlere göre biz de oyuncunun ilk önce 2019 özelliklerine bakacağız. Ajax Scout raporlarını alacağız. Efe Mittör mevcut ve potansiyel yetenek rakamlarını inceledikten sonra Badou Ndiaye'yi alacağız. Trabzonspor'un güncel transferli kadrosuna koyacağız ve tüm transferlerin gerçekleştiği Süper Ligi ve Avrupa Ligi'ni bir sezon boyunca simüle edeceğiz. Bakalım Ndiaye nasıl bir performans göstermiş, onu inceleyeceğiz. Oyuncu Stoke City'nin resmi oyuncusu, Stoke City bildiğiniz üzere hala Championship'te ki bu transfer için çok büyük bir avantaj. Badou Ndiaye Trabzonspor'a sıcak bakacaktır. Championship'te oynamaktan ziyade Avrupa Ligi'nde oynamayı tercih edecektir gibime geliyor. Senegalli oyuncu 28 yaşında, 27.10.1989 doğumlu. Artık 30'una gelmiş durumda. Ne çabuk yaşlanmış, vay vay vay. 18 kez A milli takım formasını giyip bir gol atmış. Piyasa bedeli 22,5 milyon euro ve 30.06.2021 tarihinde brüt 1,44 milyon euro kazanıyor diyor burada. Ama sözleşmesi 30.06.2022 tarihine kadar uzatıldı Stoke City tarafından. Pozisyonlara baktığımızda en verimli olduğu pozisyon tabii ki orta saha merkez arkadaşlar. Aynı zamanda defansif orta saha ve zayıf da olsa ofansif orta saha merkezi de oynadığını görüyoruz. Aslında biliyorsunuz o Bodoglimt'ten scout transferiyle Osmanlıspor'a geldiğinde Osmanlıspor'daki o başarılı performansında 10 numara mevkiinde oynamıştı. Yani ofansif orta saha merkez pozisyonunda oynamıştı ama daha sonra pozisyon olarak bir evrim gerçekleştirdi ve merkez orta savuncusu oldu. En başarılı olduğu rol ve görev merkez orta sahada iki yönlü orta saha destek, aynı zamanda Mezzala destek, Savaşçı orta saha destek ve ofansif oyun kurucu hücum rol ve görevlerinde de oynayabiliyor. Boy 1.78, ağırlık 72, kullandığı ayak sağ, kişilik kararlı, medya gözünde yorulmak bilmez orta saha, hızıyla rakibini ekart etmeye çalışan, rakip ceza sahasına sonradan giren, topa yatarak hamle yapmayan ve sık sık topla beraber koşan bir oyun tarzı var Ndiaye'nin. Evet, gelelim fiziksel. Çeviklik 15, dayanıklılık 18, denge 15, güç 13, hız 15, hızlanma 16, vücut dinleri 18 ve sıçrama 11 arkadaşlar. Gerçekten zaten fiziksel özellikleri yüksek bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Harika fiziksel özellikler, harika fiziksel özellikler, çok bu noktada eleştirecek bir yer olduğunu düşünmüyorum. Trabzonspor'un ihtiyacı var mı? Bana kalırsa var arkadaşlar. Badou Ndiaye'nin bu fiziksel özelliklerine orta sahada ihtiyacı var. Evet, o mevkide Abdülkadir Parmak var. Zaten Solsa'yı ilk 11'e direkt yazıyoruz. Registem rolünde harika oynuyor. Ama tekniğiyle iş yapan bir oyuncu Jose Souza orada, o bölgede arkadaşlar. Abdülkadir Parmak iyi bir oyuncu, kaliteli bir oyuncu ama Ndiaye'nin fiziksel özellikleri çok daha üstün. Obi Mikel kötü başladı sezona. Toparlayacak mı, toparlayamayacak mı soru işaretleri var. Bu bakımdan fiziksel güç olarak orta sahaya bir enerji katacaktır. Ndiaye zaten Trabzonspor'un oyun enerjisi çok yüksek. Ndiaye ile bir tık daha artabilir. Zihinsele gelelim. Agresiflik 15, cesaret 17, çalışkanlık 18, karar alma 11, kararlılık 15, konsantrasyon 3, liderlik 10, ön sezi 11, özel yetenek 13, pozisyon alma 10, soğukkanlılık 12, takım oyunu 16, topu soğanan 14 ve vizyon 13. Güzel. Gayet güzel yine zihinsel açıdan da. Ama baktığımızda en güçlü yönleri agresiflik 15, cesaret 17, çalışkanlık 18 ve takım oyunu 16. Tam bir takım oyuncusu Ndiaye arkadaşlar. Tam bir takım oyuncusu olduğunu söyleyebiliriz. Sıkıntılı noktaları da var. Yok değil. Özellikle pozisyon alma 10. Yani pozisyon almada sıkıntılar yaşıyor. Şöyle, pozisyon almada sıkıntılar yaşıyor. İnanılmaz bir pres gücüne sahip bir oyuncu ama bu pres gücünü bazen verimli olarak kullanamıyor. Yani koşuyor ama yaptığı boş koşular sebebiyle bir anda rakip hücumcular savunma oyuncularıyla baş başa kalabilip tehlikeli pozisyonlar doğurabiliyor. Yani birazcık daha sanki orada ön sezileriyle oynaması çok daha mantıklı olacak. Doğru koşu yapması çok daha mantıklı olacak. Evet, o yaptığı koşular belki seyircilerin üstüne gidiyor, hoşuna gidiyor ama arka tarafta ciddi zafiyete sebep olabiliyor. Yine de güzel zihinsel özellikler. Evet, tekniğine gelelim. Uzaktan şut 11, top kapma 13, teknik 13, penaltı 12, pas 13, orta yapma 10, markaj 12, ilk kontrol 13, dribling 13 ve bitiricilik 11. Tabii zihinsel ve fiziksel özelliklerinin yanında zayıf kalmış teknik özellikleri. Zaten teknik özellikleri fiziksel ve zihinsel özellikleri yakın olsa şu an Ndiaye bambaşka bir kariyere sahip olabilirdi arkadaşlar. Ama yine de çok kötü değil. Bence yeterli olduğunu düşünüyorum. Yani teknik 13, pas 13 ve ilk kontrol 13 rakamlar en azından pasör bir altyapısı olduğunu söylüyor Ndiaye'nin bize. Özellikle dikine gittiği pozisyonlarda bu yönünü etkili kullanabiliyor. Top kapma 13 de bence hiç fena değil. Yani güzel. Bence güzel. Teknik, zihinsel ve fiziksel anlamda Trabzonspor'un şu an
orta sahada enerjiyi sağlaması bakımından doğru isim olduğunu düşünüyorum Badou Ndiaye'nin. Transferin olabilirliği imkanı da çok yüksek. Çünkü zaten ligimize bildik, tanıdık, aşina bir oyuncu. Gelmek isteyecektir bence Stoke City'de oynamaktan ziyade Trabzonspor'la Süper Lig'de şampiyonluk savaşına girmek isteyecektir Ndiaye. Ligimizi tanıyor. Transferin olabilitesi yüksek ve ihtiyaç dahilinde bir oyuncu. Çok mantıklı bir transfer hamlesi olur Trabzonspor'un için açıkçası. Bakalım Ajax skotları ne demişler. Şu an Eredivisie seviyesinde harika oynuyor. İyi bir transfer olabilir. Mevcut yetenek 3.5 ve potansiyel yetenek 3.5 denirken 70 tavsiye puanı, ki oldukça iyi bir tavsiye puanı arkadaşlar. Teknik ekibe olumlu referans vermiş Ajax skotları. Eksilere baktığımızda oyuncunun temsilcisinin isteyeceği yüksek komisyon bedeli denmiş. Dil öğrenmesi gerekiyor. Sinirine hakim olamaması yüzünden arada sırada aşırıya kaçan hareketlerde bulunabiliyor ve Ndiaye bir arkadaş grubuna kolayca dahil olacak biri değil denmiş. Artılar: çalışkanlığı yüksek, kararlı bir kişiliğe sahip, başka bir ülkede oynamaya kolayca adapte olabilir. Cesareti ve çalışkanlığı onu oldukça iyi bir takım oyuncusu yapıyor. Birkaç mevkide verimli olabilir. Büyük maçlarda oynamayı çok seviyor ve istikrarlı bir oyuncu sayılır. Hatta milli takımda oynuyor ve sağ kanat bek pozisyonu için eğitilebilir denmiş. Bonservis bedeline bakmıyoruz, tahmini bonservis bedeline. Bu transfer gerçekleşirse kiralık olarak gerçekleşecek. Efemettor rakamlarına bakalım. Mevcut yetenek 140, potansiyel yetenek 150. Evet, aslına bakarsanız mevcut yetenek 140 Trabzonspor'un ilk 11 için çok ideal bir rakam merkez orta sahası için. Ama tam da potansiyeline ulaşamamış bir oyuncuyla karşı karşıyayız. İşte o Osmanlıspor zamanında ve Galatasaray'ın o Tudor'la başladığı sezonun başında harika bir performansı vardı gerçekten. Ondan sonra kariyeri bir düşüş trendine girdi. Stoke City'de Premier Lig'de de çok iyi oynadığını söyleyememiz şampiyonşipe düştükleri sezon. Geçen sezon Galatasaray'a geldi. Galatasaray'da da aslında beklentilerin altında kaldı arkadaşlar. Yani her maçını izledim ben Galatasaray'ın. O beklenen Badou Ndiaye değildi, onu söyleyebiliriz. Evet, kariyer geçmişine de kısa bir göz atalım. Bodoglimt'ten çıktı ve Osmanlıspor'un bir scout başarısıdır. 325 bin euroya kadroya katıldı. 2015-2016'da 33 maç 10 gol. 2016-2017'de 26 maç 6 gol attı, ama işte bu gol rakamlarına 10 numara pozisyonda oynayarak ulaştı. Gerçekten orada çok etkiliydi Osmanlıspor'da. 2017-2018'de 7,5 milyon euroya bir Dursun Özbek transferi olarak Galatasaray'a geldi. Yarım sezon oynadı, 17 maç 1 gol attı ve Stoke City'ye 16 milyon euroya transfer oldu. 2017-2018 sezonu Ocak transferdi döneminde. Orada Premier Lig'de 13 maçta 2 gol kaydederken 2018-2019'u Galatasaray'da geçirdi kiralık olarak arkadaşlar. Süper Lig'de 23 maçta 3 gol 4 asist yaparken 1834 dakika sahada kaldı. Şampiyonlar Ligi'nde 5 karşılaşmada 425 dakika oynadı. Gol veya asist yok. Türkiye Kupası'nda 3 maçta 2 asist ve 247 dakika sahada kalırken Avrupa Ligi'nde ise 2 karşılaşmada 163 dakika oynadı. Gol asist yapamadı. Badou Ndiaye toplamda Galatasaray'da 33 maçta 3 gol 6 asistlik bir performans sergiledi 2732 dakikada. Süper Lig'de maç sayısı düşük, evet 23. Sakatlıktan dolayı değil, biliyorsunuz aldığı cezadan dolayı, Fenerbahçe maçında aldığı cezadan dolayı. Aslında geçtiğimiz sezonki performansını olumsuz etkileyen durumlardan biriydi bu. Devamlılık önemli çünkü futbolda, maç pratiği önemli. Evet, işte Badou Ndiaye bu şekilde arkadaşlar. Çok mantıklı bir transfer hamlesi bence Trabzonspor adına. Olabilitesi yüksek, ligimizi tanıyan, enerjik, fiziksel ve zihinsel anlamda Trabzonspor'un orta sahasında ihtiyaç duyduğu bir isim oldu olduğunu düşünüyorum ki Trabzonspor'un oyun tarzına da, yani dikine giden oyun tarzına da çok uygun bir isim Badou Ndiaye. Evet, şimdi Ndiaye'yi aldık. Trabzonspor'un tüm transferlerin olduğu kadroya yerleştirdik ve sezonu bir sezon boyunca simüle ettik artık arkadaşlar. Bir sene boyunca simüle ettik. Bakalım Ndiaye Trabzonspor'da nasıl bir performans gerçekleştirmiş. İşte Trabzonsporlu Badou Ndiaye'nin tahmini 2019-2020 performansı. Evet, Ndiaye toplam 37 maça çıkmış. 36'sı ilk 11, 3 gol, 4 asist, 10 sarı kart, 1 kırmızı kart. Maç başı 2.88 top kapma, %73 pas isabeti, %32 şut isabeti ve 6.77 oyuncu puan ortalaması yakalamış. Şunu görüyoruz en azından. Kalitesiyle Trabzonspor'un ilk 11'ine yerleştiğini görüyoruz. Evet, belki genel anlamda oyuncu ortalama puanı 6.77. Çok iyi bir oyuncu ortalama puanı değil. Ortalama, hatta ortalamanın birazcık daha altında bir sezon geçirmiş. Süper Lig'de 29 maçta 3 gol, 1 asist ve 6.78 oyuncu puan ortalaması. Uluslararası maçlarda 8 maç 7'si ilk 11 olmak üzere 3 asist ve 6.73 oyuncu puan ortalamasına erişmiş Badou Ndiaye.
Profiline baktığımızda hemen hemen aynı geldi bana. Hemen hemen aynı geldi. Herhangi bir ciddi değişiklik ya da artışın olmadığını görüyoruz. Bakalım bir FM editör rakamlarına. 139, evet, bir düşüş var. 140'ta 139'a düşmüş. Şöyle bir bakayım. Evet, fiziksel özelliklerinde biraz düşüş söz konusu arkadaşlar. Çok iyi bir sezon geçiremediğinden o mevcut yeteneğine olumsuz anlamda yansımış. Çünkü sakatlık yaşamamış. Tüm maçlarda oynadığını görüyoruz. Yine de güzel rakamlar. Yine de güzel rakamlar olduğunu söyleyelim. Peki Trabzonspor'da nasıl bir performans olmuş takım genel anlamında? Trabzon Ligi 8. sırada bitirmiş. Gerçekten FM 2019 database'ine göre Trabzonspor, günümüzdeki Trabzonspor'un alakası yok. Futbol Manager 2020'de bunun artacağını düşünüyorum. Trabzonspor'un oyuncu kalitesinin artacağını düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden bu sıralamayı çok baz almamak lazım diye düşünüyorum. Bakalım ne yapmışlar? Abdülkadir Ömür en başarılı oyuncu olmuş. Filip Novak var. Uğurcan Çakır var. Ndiaye ise aslında ortalamanın altında kaldığını söyleyebiliriz. Üstünde Campi, Ivanildo Fernandes, Mbakame, John Obi Mikel, João Pereira, Onazi, Sorloth yeni transfer, 16 gol atmış. Başarılı bir sezon geçirdiğini söyleyebiliriz. Erce kardeşler kaleyi almış mesela Uğurcan'dan. Böyle bir şey olmayacak. Futbol Manager 2020'de bu düzeltilecek. Evet, Ndiaye. Bildik bir dost, Galatasaray'dan tanıyoruz kendisini ki Galatasaray orta sahasına enerjik atan bir isimdi. Trabzonspor'la yine adı anılıyor. Umarım bu transfer gerçekleşir. Çünkü Trabzonspor'un aradığı isim olduğunu düşünüyorum Ndiaye'nin, enerji bakımından. O yüksek oyun ritmine ayak uyduracak bir isim Ndiaye arkadaşlar. Çünkü Trabzon gerçekten şimdi şöyle de bakmak lazım. Tempolu oynayan bir takım. Bekleri devamlı ileri çıkan bir takım. Orta sahada özellikle Souza'nın o etkili oyunuyla attığı uzun toplar ya da ara paslarıyla hücumda bir anda çoğalabilen bir takım. Şimdi Jonobi Mikel orada biraz ağır kalabilir. Evet, ona katılıyorum ki çok da iyi başlayamadı sezona Sparta Prag deplasmanındaki karşılaşmada. Abdülkadir Parmak iyi götürüyor. Evet, gerçekten iyi götürüyor o bölgeyi. Pırpır bir oyuncu Abdülkadir Parmak ama sezon çok uzun arkadaşlar. Sezon çok uzun. Muhtemelen AEK'yı da geçecektir Trabzonspor. Avrupa Ligi'nde oynayacak. Lig var. Ligde hedef şampiyonluk olarak düşünüyorsa bence orta sahaya Bodo Ndiaye takviyesi çok önemli olur. Ki biliyorsunuz driblingi kuvvetli bir oyuncu Bodo Ndiaye. Ceza sahası için içine girebilen, etkili olabilen bir oyuncu. Ünal Karaman'ın oyun sisteminde de oyuncuları sınırlandırmak yok. Serbestlik veriyor oyunculara. Badou Ndiaye de o anlamda skor katkısına olumlu derecede katkı da yapabilecek bir oyuncu. O aralara topsuz alan koşularıyla etkili olabilir diye düşünüyorum. Umarım bu transfer gerçekleşir. Trabzonspor'un ihtiyacı var çünkü. Evet, bir transfer dedikodusu videosunun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız mutlu olurum. Yavaş ama emin adımlarla büyüyoruz arkadaşlar. Hoşça kalın. Futbol Menajer 2019'da kalın.